Evet, 2024 model R1300 GS ile beraberiz. Tramontane rengi yanımızda Option 719 ve ilk gelen motorlardan bir tanesi BMW'nin deyimiyle Automated Shift Assistant Pro var üzerinde. Yani otomatikleştirilmiş vites asistanı. Nedir bu? Kısaca debriyaj manetimiz yok. En basitinden başlayalım. Bizim yerimize debriyajı bu arkadaş kendisi çekiyor. Kontağı açtığımızda araç boş vites pozisyonda, neutral'da. Vites seçimini yapmak için otomatik ya da manuel, eski sis farı tuşunun olduğu yerde artık vites seçimi tuşumuz var. Buna basarak otomatikte ya da manuelde kullanmak istediğimiz pozisyonu seçebiliyoruz. Araç bizim yerimize debriyajı çektiği için drive modu otomatik olarak vites değiştiriyor. Ama biz kendimiz performans sürüşü olsun veya biz vitesli kullanmak istediğimiz zaman yine vites pegimiz olduğu yerde duruyor ve manuel olarak motoru kullanmaya devam ediyoruz. Bunun için öncelikle motoru çalıştıracağım şimdi. Yine aynı otomatik vitesli araçlarda veya skuterlarda olduğu gibi önce fren manetini çekiyorum ve daha sonra marşa basıyorum. Daha sonra vites değişimi için motoru çalıştırdıktan sonra önce vitesi atıyorum. Şu anda manuel moddayım. İlk vitesi attım 1'e ama otomatik kullanmak istiyorum. Aracı hemen akabinde drive tuşuna basıyorum ve bundan sonra artık otomatik olarak işini yapıyor. Yani D moduna geçiyor, değil Ve mi? artık D moduna geçiyor araç. Kontağı kapattığım anda kendisini otomatik olarak park moduna alıyor. Park modundan çıkarmak da oldukça basit. Örnek veriyorum, park ettiğimiz yeri beğenmiyoruz ve ileri veya geri kaydırmak istiyoruz aracı. Fren manetine yine uzun şekilde basıyorum ve vites pegine bastığım anda araç kendisini neutral pozisyonu alıyor, N'ye, ve şu an istediğim gibi motorumun pozisyonunu değiştirebiliyorum. Debriyaj yok aracımızda. Vites pegi olduğu yerde duruyor. Ama bu eski tip tabir ettiğimiz manuel vitesteki araçlardan biraz farklı. Yani vites pegine dokunduğumuzda o senkromeç hissini almıyoruz araçtan. Aksine otomatik otomobillerdeki gibi pedal shift'in hissiyatı var. Yani sadece bir artı eksi yapmaya yarıyor. Dolayısıyla vites pegine bastığımız anda o takır tukur sesini almıyoruz, hissiyatını almıyoruz araçta. Evet, motoru kaydırmak istiyoruz. Araç zaten drive konumundayken, yani vitesteyken, otomatik vites modundayken durduğumuz anda aracı ayağımızla geri ittirdiğimizde araç geri geri gidebiliyor. Yani durduğumuz anda zaten birisi bizim yerimize o debriyajı çekiyor. Birisi dediğim otomatik vites asistanı o debriyajı çekiyor ve hafif geri kaydırmak istediğimiz zaman zaten araç geri geri gidebiliyor. Ama ben iki elimi de boşa çıkartayım dersek, zaten 2016'dan beri olan Hill Assist, bu araçta da var, Hill Start Control Pro diye geçen yokuş kalkış destek sistemimiz mevcut araçta. Onu ilaveten zaten kullanabiliyoruz. Kaydırma zaten yapmıyor araç. Ama kaydırmak istersek de zaten durduğumuz anda araç debriyaj çekili bir vaziyette duruyor. Yani birinci viteste ve debriyaj çekili. Öncelikle manuel vitesli R1300 GS'ten açıkçası hiçbir farkı yok. Yani bildiğimiz otomatik şanzımanlı diğer vitesli motorlar gibi, yani büyük hacimli motorlar gibi çift kavramlı bir debriyaj sistemi yok. Normal 1300 GS'teki şanzımanın aynısı. Sadece fark olarak servo motorlu bir sistem bizim yerimize debriyajı çekiyor ve vitesin atılmasını sağlıyor. Bu altyapı hali hazırda geçen seneden beri sattığımız manuel vitesli R1300 GS'lerde mevcut. Daha önce R1300 GS alımı yapmış olan sürücüler, manuel vitesli olanlar, çeksiniz.